Ülker firması Ülker Kardeşler tarafından 1944 yıllarında Eminönü Nohut Çuhan'da temelleri atılan ve bugünlere kadar gelen güçlü bir markadır. 44'lü yılların ardından Sağmacılar köyünde ilk bisküvi fabrikasını kurup üretimi önemli ölçüde artırdılar. Kurulan fabrikayla hem üretimi hem de ürün çeşitliliğini artıran firma ihracatçı bir kimlik de kazanmış oldu. Türkiye'de bu denli pazar ağına ulaşan firma 1972 yılında çikolata sektörüne de girerek bir de çikolata fabrikası kurdu. Üretimini yaptığı ürünlerin ham maddelerini de garanti altına almak isteyen firma bu alandaki fabrikasını da açmış oldu. Bunun arkasından ürünlerin görüntüsüne de önem verdikleri için bu alana yatırım yapmak istediler ve 1983 yılında ortak bir firmayla ambalaj üretim fabrikası kurdular. Hem üretip hem de kendini geliştiren firma artık dışarıya bağımlılığı azaltmak için üretimde kullanılan makineleri üretmek amacıyla Topkapı Makine Fabrikası'nı kurdu. Ülker kurmuş olduğu fabrikaları ve üretimini yaptığı tüm faaliyetlerini tek bir çatı altında Yıldız Holding'de topladı. Holding kurulduktan sonra Ülker, ürün çeşitliliğinde gıdanın yanında yağ sektörüne de girerek Türkiye'nin lider üreticisi konumuna gelmeyi başardı. Yani marketlerde karşımıza çıkan yağların çoğu Ülker firmasına aitti diyebiliriz. 1993 yılında Avrupa'nın en büyük un fabrikası olan Serester'le birliktelik anlaşması yapılıp Pendik'te nişasta fabrikası kuruldu. Serester'in daha büyük çeşitliliğe sahip olan Cargill firması tarafından alınmasıyla artık Ülker ve Cargill arasında bir birliktelik kuruldu. Bu anlaşmayla Ülker'in dış pazardaki etkisini de görebiliriz. Ülker gıda ve ham maddenin yanında 93 yılında spor sektörüne de girerek kısa sürede büyük başarılara imza attı. Süt sektörüne de giren firma Akgıda isimli firma kurup süt üretimine başladı. 2000 yılına gelindiğinde kurucularından olan Sabri Ülker vefat edip yerine oğlu Murat Ülker geçti. 2000 yılından sonra Ülker hazır çorba, sakız, link ve Çamlıca gazozunu da alarak üretim alanını daha da genişletti. 2003 yılına geldiğimizde ise içecek alanında dev isim haline gelen Kola Turka'nın üretimine başlandı. Kola Turka efsanevi reklam ve satış pazarlama yönleriyle evlerimizdeki yerini hala koruyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. No who fill up. No hot dogs. From now on, no who fill up. Kola Turka. No who fill up. Kola Turka. Sevgiyi temeline alan Ülker sosyal sorumluluk projelerinden biri haline dönüşen Ülker Çocuk Sinema Şenliği'ni başlattı ve çocukların hayal güçlerini besleyip kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedef aldı. 1944 yılında Pötübör bisküvi üretimiyle yola çıkan ve bugün gıda alanında dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alan Ülker, aynı anda hem geleceği hem de geleneği temsil ediyor. Öyle ki Ülker'in televizyonda dönen reklamlardaki sloganı doğduğu toprakların köklerinden beslendiğini de gösteriyor. Mutlu anlara eşlik etmeyi, aileden biri olmayı hedefleyen firma, Ülkersiz çay saati düşünülemez, akşama babacığım unutma Ülker getir ilk sloganlarıyla artık evlere girmeyi başarıp sofralarımıza da konuk oldu. Sabri Ülker ve Asım Ülker'den sonra firmanın başına Murat Ülker geldi. Murat Ülker kimdir? 1959 yılında İstanbul'da doğmuş iş insanı ve sanayicidir. Valla doğdum, büyüdüm, bir şeyler öğrendim. Öğrendiklerimin yanlış olduğunu görünce değiştirdim. Ve hala da öğrenmeye devam ediyorum. Bundan ibaret. Aile şirketi olan Ülker firmasının yönetim kurulunda yer alıp firmanın büyümesi için elinden geleni yapmakta. Ailesinin yolundan ilerleyerek tüketicilerle iletişimi hiç bırakmadı. Her yaştan kesime ulaşmayı hedefleyip bu yönde ilerleyen Ülker bunu sloganlarıyla aileden biri gibi başardı. Tüketicilerle beraber çalışanlarıyla da aynı samimiyeti yakalayıp her iki tarafında sevgisini kazandı. Samimiyeti, sevgiyi, aileyi temel alan bakışa yönelik sloganları birkaç örnekle
örnek verecek olursak, arka cebe koysam ben de bükülürüm nedir yani? Bu çikolatanın adı Ülker, tadı adamı çeker. Ülker, içimdeki çocuğu mutlu eder. Ülker, içimdeki çocuğu mutlu eder. Sloganlarıyla her yaştan insanın diline dolanıp damaklarını tatlandırmayı da başardı diyebiliriz. Yapılan bir araştırmada her yaştan insanın Ülker'le ilgili bir anısı olduğu gözlemlenmiş. Kimisi çocukluğundan bugüne Ülker ürünleriyle yaşadığı mutlu anları hatırlarken, kimileri de markayla ilgili sloganları hala hafızasından silemiyor. 2000 yılında başa geçen Murat Ülker'le büyüyüp gelişen firma alanında dev bir marka haline geldi. Murat Ülker büyüttüğü firmasıyla Türkiye'nin en zenginleri arasında yer almayı da başardı. Küçük bir handa üretimi yapılan bisküviden dev bir firma zincirine dönmenin temelinde işini severek, özveriyle mutlu edip mutlu olarak yapmak yer alıyor. Tıpkı mutlu et, mutlu ol sloganı gibi.